Firavun zulmün zirve hali, firavunluk ise çok kötü bir kişilik ve karakter örneğidir. Sonuncusu da yine buna yakın. Firavun haddi aşan bir tağut, firavunluk ise menfi bir ahlak örneğidir. Bu son ikisi, bugün bu fasılda söyleyeceğim üçüncü husus da bu ikisiyle alakalı. Hatırlar mısınız? Geçen ders size üç cümle verdim, üç tane ifade. Dedim ki bunun üzerinde biraz tefekkür edin. Neydi o üç cümle? Firavuna kızıp firavunluğa hayran olmak. Firavuna kızıp firavunluğa dost olmak. Firavuna kızıp firavunluk yapmak. Ne kadar tefekkür ettiniz bilmiyorum. Ama biraz ettiyseniz bir şeyi görmüş olmanız lazım. Hepimiz potansiyel olarak içimizde bir firavunluk taşıyoruz. Taşıyoruz. Var bizde. Olduğu için bakın güç hayranıyız bazen. Güç hayranı. Aslında iziniyoruz, sömürülüyoruz ama güce hayranız. Gücümüz yok, elimizle ulaşmıyor. Hani zenginin malı züğürtün çenesini yorar ya, onun gibi güç hayranlığı adına bir şeyi ortaya koyuyoruz. Bazen kızıyoruz mesela, bazen o firavunluk yapanlara. Güç biraz olsun elimize geçsin, az bir şey. Yani işte iki üç tane etrafımıza bir adam oluşsun, bize bir bey desinler ya bey, işte bir müdür desinler bir başkan desinler sen şöylesin böylesin desinler içimizdeki o firavunluk anında hemen harekete geçiyor hemen hemen onun için bu üç tane ifadeyi iyice eğer tefekkür ettiyseniz benim güzel kardeşlerim firavunluğun hep dışarıda aranacak bir şey değil aslında içimizde bizde de aranması gereken bir şey olduğunu da buradan çıkarırsınız yok mu var mı Allah aşkına mesela Firavun gibi bir baba. Yok mu var mı? Baba ya baba. Evde iki üç tane insan var. Bey olmuş Firavun. Firavun astığım astık kestiğim kestik. Firavun gibi bir koca mesela. Yok mu? Firavun gibi bir hoca yan yana gelmiyor. Öyle görünüyor. Firavun gibi bir hoca ya. Öyle bir nefsi azmış ki kendi hazından, şehvetinden, şöhretinden, şanından başka bir şey düşünmüyor. Tek bir arzusu var o başka bir şey aklına gelmiyor asana firavun gibi hoca adı hoca olsa ne yazar onun yaptığı firavunluk aslında firavun gibi bir patron yok mu bir sürü işçisinin alın terini sömüren emeği sömüren, sömüren emeğe saygı duymayan kanını yemen insanların kanını yemen ve o sermayenin gücüyle neler neler yaptıklarına dair bir sürü örnekler görüyoruz Bunları çok da öyle dışarıda aramaya gerekiyor ki firavun gibi bir bey, firavun gibi bir başkan çoğu altın gitsin örnekleri bir sürü var. Dolayısıyla biraz önce söylediğim o üç tane ifadeyi kendimizi de eksene koyarak iyi bir muhasebesini yapsak inanın ki bu firavun meselesini Kur'an'ın niye bu kadar ısrarla, niye bu kadar tekrarla, niye bu kadar özel vurgularla, niye bu kadar açık mesajlarla bize anlattığını daha iyi anlamış olacağız. Allah biraz olsun anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.